Herkese merhabalar, ben Mustafa Otuk Gökçe Yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bu eğitimde bana genellikle sorusunu sorduğunuz WordPress'in admin panelini, admin URL adresini nasıl gizleyeceğimize yakından bakacağız. Çok basit bir eklentiyle, neredeyse bir dakika süren bir işlemle bunu yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden eğitimimize başlayalım. Her zamanki gibi ilk adım olarak bilgisayarımıza geçiş sağlayalım bilgisayarımıza geçiş sağladığımızda şu an karşımızda benim de kendisini çok severek takip ettiğim hobi dükkanından Ali Diyar Şahin kardeşimizin internet sitesinin yönetim sayfasını görüyorsunuz WordPress yönetim sayfasını. Sitesini tasarlarken özellikle benim de güvenlik açıklarını kapatmak istediğimden biliyorsunuz WordPress oldukça güvenlik açığı olan ve özellikle admin URL'sini ilk başta gizlememiz gereken bir güvenlik açığı zaten bu. Bunu burada gizlememiz için çok basit bir eklenti kullanacağız. Eklentinin adını, linkini videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Şimdi isterseniz bu eklentiyi yükleyelim. Sadece bir tane tuşa basarak bu e, gizleme işini sağlayalım. Hemen şurada sol tarafta admin barında eklentiler bölümüne geliyorum. Yeni ekle butonuna tıklıyorum. Yeni ekle butonuna tıkladıktan sonra karşımda birazdan e, mevcut mağazada eklentilerin olduğu bir sayfa gelecek. Bu sayfada sol üst köşede eklenti yükle diye bir butonum var. Bu butona tıklıyorum. Burada isterseniz videonun e, açıklaması kısmına paylaştığım linkten indirip zip şeklinde yükleyebilirsiniz. O eklentiyi. Fakat ben burada sağda eklentileri ara kısmında eklentimin adını yazarak bu yükleme işlemini sağlayacağım. Arama kısmına lockdown vp login yazıyorum. Şu şekilde birazdan karşımıza çıkacak zaten. Burada karşımıza birden fazla eklenti çıktı. Şu şekilde aşağı indiğim zaman e, simgesinden de tanımanızı istiyorum. Burada yeşil bir simge var. Bal dokulu. Bu eklentiyi buradan Lockdown VP Admin 60 bin civarında bir kurulum var. Diğer eklentileri de tavsiye ediyorum ama ben genellikle her sitede bunu kullanıyorum. Ve oldukça hızlı, basit ve gerçekten güzel bir çözüm veriyor bana. Hemen yükle butonuna tıklıyorum. Şimdi yükleme işlemimizi sağlayacak. Ardından eklentiyi etkinleştireceğiz ve çok basit bir tiki işaretleyeceğiz ve ardından WordPress'in wp-login, wp-admin bunun gibi yönetim URL'lerinin bulunduğu bütün config dosyalarını aynı zamanda tamamıyla gizlemiş olacağız. Neredeyse en büyük güvenlik önlemini de tamamıyla kapatmış olacağız. Evet yükledik. Şimdi etkinleştir butonuna tıklıyorum. Etkinleştir butonuna tıkladığımdan sonra sol tarafta şu e, menülerimin bulunduğu barda bir tane yeni bir menü belirecek. Evet, eklentimi yükledi ve etkinleştirdi. sol tarafta da menüme buraya Lookdown VP bölümü geldi. Hemen buna buradan seçiyorum ve gördüğünüz gibi farklı bir menü ekrana çıktı. Burada Hide VP Admin. Yani burada yapmanız gereken işlem şuradaki Yes Please vp admin. Bunu seçtiğiniz zaman e, WordPress'in slash WP admin yazdığınız kısmı tamamıyla kapatmış oluyorsunuz. Bunu yazdığınızda kapanıyor fakat siz geri giriş yapamazsınız. Bunu yapmanız için de yeni bir e, kısa yol belirlemeniz gerekiyor. Yeni bir URL belirlemeniz gerekiyor. Bunun için de istediğiniz herhangi bir şey yapabilirsiniz. Şimdi ben buraya hobi dükkanının baş harflerinden hb-login yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada zaten domain olarak gayet net bir şekilde görüyorsunuz. Slash hbtr login. Bunu yaptıktan sonra save options diyorum. Ve artık wp-admin'i tamamıyla gizledik ve hb-login olarak internet sitemizin admin paneline, WordPress admin paneline giriş sağlayabileceğiz. Umarım eğitimimizden memnun kalmışsınızdır. Bir videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda hobi dükkanından Ali Diyar Şahin kardeşimizin internet sitesindeki WordPress'in login sayfasını gizledik. Kendisini çok severek takip ettiğim çok kaliteli içerikler paylaşıyor. Kanalın linkini de açıklama kısmında bırakacağım. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bizim de bu videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.